Hayatının yeni döneminde başarılar ard arda geldi ve yıllar sonra aradığı mutluluğu da bir turnede tanıştığı Hoşgedem Hidayet kızıyla buldu. Sonuçta beni Azerbaycan'a davet ettiler. Ondan sonra bir çocuk esirgeme kurumuna para yatırması gerektiğini ifade ettim onlara. O çocuk esirgeme kurumuna yatırdıkları paranın bana dekontunu atın dedim. Attılar, ondan sonra gittim programına. Televizyon programında gidiyorsun. Evet. Tanışıyorsun. Evet. Orada programı bitiriyorsunuz. Ama neden? Hemen değil. Şöyle, o oradaki yurt çocuklarını ziyarete gittik. Ben asıl mesele o yüzdendi yani. Aha. Yurttaki çocuklar için gittim de oraya. Çocuklara davranışı beni çok etkiledi. Ya seni anaçlığı etkiledi. Anaçlığı etkiledi. Çünkü çocuklar engelli çocuklardı. Ama hiç normal çocuk gibi sevmesi, öpmesi falan beni çok etkiledi. O yüzden. Dedi ki, bununla dedim yol alınır. Yüz güzel anne olur. Ha, bu dedim olur. Vay be. O orada kabul etmedi. Sonra 6 ay. Tekrardan 6 ay. Beni 6 ay. Peki tabii. O 6 ay içinde neler oldu? Mesajlaşmalar. Normal mesajlaştık arkadaş gibi. Şimdi ben daha aldım tabii kabul olmayınca. Bir de hayatta bir ben kırıldı de tabii. Bir omuz düştü. Bir omuz değil. Evet. Komple komple düştü bu tarafa. Normal işte sağ ol sen nasılsın falana girdim ben. Dedi ya işte burada bir konser var. Düzenlemek istiyoruz. Ne dersin? Olur dedim. Ne kadar şu kadar dedim işte. Söylersin. Onlar da hemen parayı verdiler. Hazırlığımızı yaptık, provalarımızı yaptık falan. Ben de o gün otelde haberlerini izliyorum onların. Şehitlerimiz vardı. Oradaki şehitler de bizim şehidimiz. Biz kardeş ülkeyiz. Dedim ben hayatta çıkmam dedim ya. Yani mantık olarak orada şehit vermişiz. Ben çıkacağım şarkı olmaz söyleyip hoplayacağım. Dedim olmaz. O hareketin de onu etkiledi. O hareketim onu etkiledi. Vay be. Ondan sonra da başka neler etkiledi acaba? Bir hoş geldeme de aslında keşke burada olsaydı da sorsaydık. Ne güzel olurdu. Belki de bizi şu an izliyor mudur bizi? İzliyor. Şu an belki de gerçekten canlı canlı izliyordur bizi. Gerçekten canlı, belki canlı canlı bize bağlanır bile. Bak arkada kim var? Bak. Günaydın. Günaydın. İyi yayınlar. Nasılsınız? Teşekkürler. Herkesi selamlıyorum. Teşekkürler buradan Azerbaycan'a selamlar, sevgiler. Bilirsiniz bizim şehitlerimiz var, yaralılarımız var. Evet, Allah hepsine rahmet eylesin. Düşmanın tahribatı neticesinde Eylül'ün, sentyabrın 12'sinde biz şehitler vermişik. Bütün şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza şefa diliyorum. Yani böyle bir anlar yaşıyoruz, yaşadık. Biz Allah zaman, bütün şehitlerimize, biz hem Türkiye'de bugüne kadar olan şehitlerimiz, hem Azerbaycan'da 1. Karabağ Savaşı, 44 günlük savaşımız zamanı ve Eylül'ün, sentyabrın 12'sinde olan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bütün şehitlerimize amin rahmet eylesin. Amin. Size de iyi yayınlar Alişan Bey. Teşekkür İnşallah ediyoruz. İyisiniz. Teşekkür ediyoruz. İzliyorum her zaman sizi. Çocuklarınızı çok seviyorum maşallah. Allah razı olsun sizi. Çok teşekkür Ay, ediyoruz. Şimdi, çok seviyorum. Şimdi biz Doğuş'la konuşuyorduk. Evet. Doğuş'a dedim ki en çok seni ne etkiledi? Dedi ki onun anaçlığı etkiledi. Hani evlenirsek ben de çocuk sahibi olmak istiyorum. Çocuklarıma çok iyi anne olabileceğini düşündüm. Sen de Doğuş'un bir hareketinden etkilendin. Bence ikiniz de çok şanslısınız. Çünkü bu kadar acı yaşamış, annesiz babasız büyümüş birisi gerçekten çok iyi baba olur. Bence dünyanın en iyi babalarından biri olur. Kardeşim. Doğuş da çok şanslı. Senden sonra, evlendikten sonra bence bütün hayatı değişti. Evet.